Azərbaycan-Ermənistan münasibətlərində bir qədər siyasi məsələləri təhlil etdik, danışdıq. Ancaq bunun hərbi tərəfləri də var. Bunlardan bir qədər danışaq. Ancaq ilkin olaraq son bir informasiyalar var. İstərdim onları diqqətinizə çatdırım. Daha sonra isə ekspertimizlə müzakirə edəcək elə bu məsələləri. Qarabağ bölgəsinin Orta Kənd yaşayış məntəqəsində yerləşən və vaxtilə ermənilər tərəfindən silah-sursat anbarı kimi istifadə olunmuş mülki təyinatlı obyektə baxış keçirilən zaman içərisində xeyli sayda müxtəlif növ mina, kustar üsulla hazırlanmış əldə qayırma partlayıcı qurğu və çox sayılı digər döyüş sursatları aşkar edilib. Bu barədə Müdafiə Nazirliyi məlumat yayıb. Bildirilib ki, həmin mina və əldə qayırma partlayıcı qurğular Azərbaycan ordusunun mühəndis istehkam bölmələri tərəfindən müsadirə ediliblər. Digər bir informasiya isə işğaldan azad edilmiş Ağdam rayonunun Sarıcalı kəndi ərazisində mina partlayışının baş verməsi ilə bağlıdır. Azərbaycan Mina Təmizləmə Agentliyindən bildirilib ki, Anamanın əməkdaşı 1982-ci il təvəllüdlü Mahmudov Zaur Eldaroğlu xidməti vəzifəsini yerinə yetirərkən piyada əleyhinə minaya düşüb və o hadisə yerindən təxliyə edilərək rayon xəstəxanasına çatdırılıb, vəziyyəti qənaət bəxşdi deyə bir son informasiyanı da sizə çatdırdıq. Bəli, Ermənistanın mina terroru davam edir. İstərdim elə bu istiqamətdə danışaq, həm Ermənistanın törətdikləri, eyni zamanda hazırda da digər ölkələrdən əldə etməyə çalışdığı, yəni silahlanmasının davam etməsini bir qədər müzakirə edək. Hazırda bizimlə canlı bağlantıda hərbi ekspert Sadıq Akyar var. Hər vaxtınız xeyir olsun Sadıq bəy. Sağ olun, teşekkür ediyorum. Ben Şimal Kıbrı'dan bütün Azerbaycan'a sevgi ve saygılarımı gönderiyorum. Minnettarıq Sadıq Bey. Az önce bir haberler təqdim ettim. Hansı ki Ermənistanın mina terroru ile bağlı isterdim. İlk olarak bunu bir qədər şərh edəsiz. Daha sonra diğer suallarım olacak Ermənistanın silahlanması ile bağlı. Şimdi şöyle, yani hem bu Azerbaycan Silahlı Kuvvetleri tarafından bu bulunan mühimmatın hem de mayın temizleme faaliyetlerinde maalesef bu tür olaylar oluyor. Ben öncelikle hem bu Azerbaycan kardeşimize, şehitimize Allah'tan rahmet diliyorum. Hem de Türkiye'de de biliyorsunuz 3 gün önce biz de acı şehitler verdik terör örgütüne. Hem de onları bir daha tekrar buradan bir iade ediyorum. Şimdi, Sadıq Bey, bugün baş veren hadisede Anamanın emektaşının vəziyyəti hələ ki qənaət bəxşdi. Ümid edirik, vəziyyəti daha da yaxşı olmağa doğru gedər. Bəli, buyurun, devam edin. Şimdi, zaten Qarabağın azatlık edilmesinden sonra en büyük problem sahalarından bir tanesinin bu mayınların olduğunu söylemiştik. Çünkü mayınların şöyle bir özelliği var. Mesela bir tane o mayını döşeyen Ermeni askerleri getirseniz, bize yerini göster deseniz, onların böyle bir planı oluyor. Anahtar deniyor bunlara, kroki. Onu size verse, maalesef zaman içerisinde bu mayınlar hava şartlarından, toprak kaymalarından bir türlü yürüyor. Yani arazide yürüyor, yerini değiştiriyor. Dolayısıyla burada iki türlü tehlike var. Bu Karabağ'da özellikle sınıra yakın bölgelerde. Birincisi, bu köhneden kalan mayınların temizlenmesi çok önemli ki ben bunun Azerbaycan'ın bununla ilgili çok güzel bir düzen aldığını da biliyorum. Takip ediyorum. İkincisi de şu anda yok ama bu özellikle Han kendinin de azatlık edilmesinden önce, ele geçirmesinden önce vardı. Yollara da Azerbaycan hem askerleri hem de paramiliter unsurları tarafından bu mayın konuluyordu ve şehitler veriliyordu. Bu iki konu maalesef günümüzde silahlı kuvvetlerin o kadar teknolojinin ilerlemesine rağmen teknolojinin de dışında bazı teknik konulara dikkat ederek gitmesi lazım. Nedir bunlar? Bir defa temizlenen bir kirli bir arazide şüphe varsa muhakkak orasını kirletilmiş diyeceksiniz, oraya girmeyeceksiniz. Eğer gözetleyemediğiniz bir yol varsa orasını mayınlı kabul edeceksiniz. Tekrar orasını bir temizleyeceksiniz. Maalesef bu terör örgütleriyle mücadele böyle oluyor. Dolayısıyla bunlar Bele. Önümüzdeki günlerde de devam edecek. Dolayısıyla Azerbaycan Silahlı Kuvvetleri'nin neferlerinin bir an bile herhangi bir gaflete düşmeden sabırla, çünkü bu terörle mücadele böyledir. Artık bu bir yerde terörle mücadele çünkü. Aklın akılla, sabırla mücadelesidir. Devam ettirmek lazımdır. Bəli.
Sadık Bey, bildiğiniz kimi Ermənistan Hindistan'dan da silah alır. Belə bir informasiyalar çıxır ki, artıq Hindistan'dan iki silah var ki, hansı ki onlardan biri 700 kilometrlik məsafəyə qədər, yəni 700 kilometr mənzilli raketlər də alır. Bunların hətta adları da artıq çıxıb. Biri Brahmos qanadlı raketlərdir, digəri də Pralay yaxın mənzilli ballistik raketlərdir. İstərdim bir qədər bunu təhlil edəsiniz. Birincisi, bunlar güya sanki müdafiə xarakterli olaraq Ermənistana göndərilir. Ancaq burada təbii ki, məqsəd bir başqadır. Bunu bir qədər təhlil edərsiniz. Evet, yani, digər bir sualım isə bu silahların üstünlükləri, yəni İrəvana nə verəcək bu silahlar? Evet, bir defa bu her iki silah da savunma amaçlı değil. Yani çünkü 700 kilometre, Ermenistan'ın o kadar toprağı yok. Şöyle ben size söyleyeyim, Brahmos için konuşayım. Bu Erivan'ın yani Ermenistan'ın ortasına yakın bir yerde menzillendiği takdirde ki sınıra kadar gitmez bu silahlar taktik olarak. Oraya mevzilenmesiyle birlikte hemen hemen Azerbaycan'ın işte Kuba'dan Bakü dahil aşağıya kadar hemen hemen Azerbaycan'ın çok geniş bir yelpazede etkisi altına alıyor. Yani o mesafe yelpazesi, etki yelpazesi oraları kapsıyor. Bir de şöyle bir şey var. Mesela bu Brahmos biraz daha seyir füzesi karakterli. Nedir seyir füzesi? Atarsınız belirli bir miktarda gider ve ondan sonra hedefe gider. Ve bu füzeler yeni teknoloji olduğu için Rus-Hindistan müşterek yapımı, güdüm sistemleri de çok hassas. Dolayısıyla bu belirttiğimiz yelpazedeki askeri hedefler, sivil hedefler, idari hedefler, komuta yerleri, bakanlıklar, efendim diğer tesisleri, enerji tesisleri bunların hepsini hedef altındadır. Bunlar için tehlikedir. Pralay ise biraz daha taktik bir karakterlidir. Bunu şöyle açıklayayım. Azerbaycan'ın da elinde bulunduğu Sovyet yapımı eski Skat füzeleri vardı. Onların yerine geçecek sistemler bunlar. Tabi Skatlara göre özelliği teknolojilerin ileri olması. Yani Skatlar böyle atıldığı zaman genelde bir bölgenin içine düşerse iyiydi. Hatta size şöyle söyleyeyim. 2018 veya 19 yılında hafızam yanıltmasın Suriye'den atılan bir Skat füzesi hedefini şaşırmıştı ve güdümü artık ona biz çıldırmış diyoruz. Güdümü çıldırmış, güdümden çıkmış ta Kıbrıs'a kadar gelmişti ve Kıbrıs'a düşmüştü. Bu kadar bu Skatlar eski teknoloji bu. Pralaylarsa da o kadar yeni teknoloji. Bunların da menzili 150 ile 500 kilometre. Dolayısıyla bunlar da sınırı biraz daha yakın kullanıldığı takdirde yine Brahmoslar için hedef olan askeri birlikler, karargahlar, idari binalar, önemli idari binaların, ticaret, sanayi tesislerinin, petrol tesislerinin hepsi maalesef bu yelpazenin içine giriyor. Bir de şöyle bir şey var. Ben uzun zamandır da tabii takip ediyorum Azerbaycan'da da özellikle. Şimdi sadece Ermenistan bunu almadı. Pinaka roketlerini aldı. Yani Pinaka roketi tank savar güdümlü roketlerdir. Bunları aldı. Eski Rusya zamanından kalma ATG'ler vardı. Bunların daha gelişmiş. Güdüm sistemleri daha iyi. Yani. Yine özünden taşınan ve evet, özünden taşınan ve Mark 155 dediğimiz bunlarla da çok kısa sürede atış yap, mevzini değiştir, tekrar atış yap. Bu da bir önemli bir katkı. Daha sonra özellikle 2. Karabağ Zaferi'nde Azerbaycan'ın drone sistemlerini özür diliyorum. Hem tabii bu Bayraktar dronları kapsam. Bəli, Sadık Bey, fikrinizi yekunlaştırsanız sevinirim, çünkü vaxtımıza çok az kalıp. Ya sonuç olarak şunu diyeceğim, Azerbaycan, şöyle düzeltiyorum, Ermenistan ekonomik durumunu da göz önünde bulundurmayarak süratle silahlandırıyor. Tabii şöyle bir şey var yalnız. Bir Sadık Bey, çok özür istiyorum, vaxtımız kifayet etmir.
Minnətdaram Sadıq bəy, ətraflı məlumatınız üçün bizimlə canlı bağlantıda hərbi ekspert Sadıq Akyar idi. Biz Ermənistanın sürətli bir şəkildə silahlanmaya davam etməsini və buna da havadarlıq edən Hindistandan bir qədər danışdıq, hərbi tərəfini təhlil etdik.